9 1 2021. Seviyenizin elimle tohumlanacağı bir dürümde başkanlık dili olarak bu yoğunluğu oluşturmalıydık. Unutmayınız, dünya planetinde kendi lekesizliğimizi kelama kaleme indirmeliyiz ki has olanlar hak olup bu yoğunluğa varabilsinler. Altın ışığın görevi insanlık ilmiyle kodlanış gerçekleştirmektir. Ete girmemizin tek nedeni de budur. Oğullarımızı göze görünür hale dönüştürmeliyiz. Üzerinde görev taşıdığımız bu yaşamı kodlayabilmeliyiz ve hakkın kaleminde has olmalıyız ki hayrın tahtını tahditli olmadan kayda indirebilelim. Atın gemi vardır. İlme kalemdir o gem. Ama bitki, hayvan ya da ilim sırrı olan insanın kodlanışında gem gereklidir. Herkesin gem gerektiğini bilmesi gerekir. Bir yol Allah yoluyla kodlandığı an sizler kendi yolunuzda olmalısınız ki bu da sizin kendi diriliğinizle dillenişinizi gerektirir. Diyebilirsiniz ki gemle ilgimiz ne? Her şey sizi yönlendirmenizle kodlanır. Siz Allah'ın tınısını duyanlar işte bir ilim kalemisiniz ve kendi yolunuzu göz, söz ve öz ilmiyle kodlayabilmeniz gerekir. Karanlık dediğiniz ilmin kalemindeki sırdır. Ama karanlıktan öte bir saha vardır. İşte o saha itibar ve hakiki tekliğin tahtsizliğinde kelam oluştur. Sevgiyle sizleri izliyoruz. Her şey daha güçlü olur diye beklenti var. Ne var ki aklın sırrını bilen, hakkın kaleminde kodlama yapanlar kendilerini dinletebilecekler ve kendi yoğunluklarıyla kontrol kurabilecekler. Kaynak ışık insanın diriliğindeki o dildir. Eğer siz dilinizle çalışabilirseniz yarına varma imkanınız kolaylaşır. Yağan ışığın dilini de öğrenmelisiniz. Dünya insanlığı kontrol kurmadığı zaman kurul kararlarıyla kayda alınır. Eğer kontrol kurulabilirse kurulların kayda girmesinin gereği kalmaz. Dünya sınırını çizerken tahditli olanları kodlar ve yoğunluğu artırırız ki yaşayan her kim varsa aklın sırrını bilsin ve hakkın kapısını bulsun diye. Çorba piştiği zaman o çorbayı kodlayabilmeliyiz. Çorbanın dürümlerine, diriliklerine inmeliyiz ve yaşamları dirilikle dilletebilmeliyiz ki ruhsuz kalmasın insansılar. Kaynağa insan olup inmek gerekir. Hakkın kapısını bulanlar bunu başarabildiler. Kaynak tahta teklikle kodlanıp indiler ve hologramı aşabildiler. Yoğun ışık altında doğal gücün dürümlere inişini dinledik ve dinlettik. Onlar tüm insanlık için bu yoğunluğa geçtiler. Kantara koymadık hiçbirisini. Kantar ilmin kelamında kodları kontroldan çıkarabilir. Biz tam 2 milyar kayıt yaptık. Her kaydın diriliğinde ilahi küvzi sahalar kodladık. Yoğun ışık altında mutlakiyeti kayda aldık. Hakkın kapısında göz, öz, söz olanları koha sistemiyle kayda çektik. Sevgililer, reşit bir dünya istiyoruz. Hayrın tahtında tekliği kodlasın, yaşamı koklatsın ve tüm esra kayıtlarıyla mutlak kutsal ışımayı sağlasın. Bunu başarabileceğimiz bilinmekteydi. Hasat döneminde dünya planetine inen birliğimiz bugün bu çalışmayı devrede tutmaktadır. Bizler dönem sonunda öz gerçekliği kodlayacak güç olup devreye indik. Gör ki dünya insanı ağır yük taşıyor. Gör ki tüm insanlık kontrol dışı tohumlamalarla uğraşıyor. Gör ki bu dünya son sözünü söylemeye çabalıyor ama
sözsüz bir ilahi kürzi sahası var ki işte söz orada sözsüz bir duruma varıyor. Bu yol ağır yüktür insana, bunu iyi biliriz ama arzın gözü, özü, sözü için bu gerekir. Altın ışığın gücü buradayken bunu hak edip başarmalıyız. Bastığımız yeri biliriz. Ölü diyarı olan bu dünyayı kürzi sahalarda koyu ışık halinde kodlarız. Ve toprağı tohumlayarak muktediriyeti kayda alırız ki şafak söktüğünde her şey yeniden kaha olsun ve levhi kalem insanı halik kılsın diye. Urum eli derler bir yer var canlarım. Netice şu, orada öz görevlilerimiz var. Çok ama çok özel çalışmalar yapmıştılar yaşamlarınca. Ama bugün geçip geldiler ve diyorlar ki sevgililer size insansılığı anlatalım. Yakan yakılandır insansı, bunu biliriz can. Yaktığında yakılır. Ölüler diyarında oldu bu hep. Yaktı, yakıldı. Neden oldu? Ruhsuzdular da ondan. Toprağa tohum ekememiştiler ve robotik olarak kayda girmiştiler. Bu nedenledir olanlar. Ama sizler geçişlerinizi yaptığınızda kara ışığın dilini her birimizden dinletmeye çabalayacağınızdan size ses vermenin gereği yoktur.